Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu orkide bakımıyla alakalı olacak. Orkide bakımını nasıl yapmamız gerektiği, haftada kaç defa orkidelerimizi sulamamız gerektiği, orkidelerin çiçeklerinin uzun ömürlü olması için ek besin kullanmanın önemini hakkında bilgiler vereceğim size. Öncelikle orkidelerimizin köklerinin sürekli bu şekilde sağlıklı olması ve sağlıklı olduktan sonra yeşil yeşil kalmasına önem göstermemiz lazım. Nasıl ki? Gördüğünüz gibi orkide köklerinin toprak içinde olmasının büyük önemi var. Özellikle yaz günlerinde çok fazla su kaybı olduğu zaman orkide toprağından bahsediyorum tabii. Orkide toprağının içinde ne kadar süre suyun tutma özelliği olduğu için orkide toprağı köklerin sağlıklı kalmasını en büyük etkenlerden bir tanesi oluyor ve bununla alakalı olarak da daha önceki demiş olduğum gibi bu şekilde olan saksılarımız biraz riskli. İçinde mantar oluşumu olabiliyor. Neden mantar oluşumu oluyor? Hava almıyor arkadaşlar. Bakın üst kökler hava alan kökler ve altta orkidenin toprağın içinde kalan kökleri görüyorsunuz. Aradaki farkı görüyorsunuz. Toprak suyu çok fazla kaybını önlüyor ve uzun ömürde çok bir an önce sulamanızı ya da sık sık sulamanızın önünüze geçmeyecek. Tabi yazın ve kışın sulamayla alakalı farklılıklar arz ediyor. Ben yazın orkidelerimizi sularken daha fazla sulamak zorunda kalıyorum. Neden derseniz orkideler canın önünde kalanlar daha fazla su istiyor ve daha çabuk su ihtiyacı doğuyor. Bununla alakalı olarak da güneş ışığına maruz kaldıkları için ya da ben şu şekilde söyleyeyim. Benim evimin kuzey cephesinde ben bakıyorum ve yakıcı sıcağa maruz kalmıyor. Yakıcı sıcağa maruz kaldığını düşündüğünüz zaman orkide yanıyor. Orkide çok çabuk yaprakları deforme olabiliyor. Bunun önüne geçmek gerekiyor. Çok fazla sıcağa benim orkidemin fazla olması nedeniyle cam kenarında bakmaya devam ediyorum. Ama sizin fazla orkideniz varsa güneş ışınlarının maruz kalmamak orkide için iyi. Ama maruz kalıyorsa da arkadaşlar orkideleri fısfısla sulayarak daha üst kısımlarının ben video çekmeden önce başlamıştım. Bakın üst kısımlardaki toprağı canlılığı görüyorsunuz. Üst kısımlarına ya da yapraklarına üstüne fısfıs yaparak orkidenin uzun ömürlü kalmasını sağlıklı kalmasını, su kaybının önlemesini faydalı olacak. Bunu unutmayalım. Orkide köklerinin önemi hakkında bahsettik. Orkide kökleri sağlıklı olduğu zaman çiçeklerin uzun ömürlü olması ve ayrıca çiçeklerin uzun ömürlü olmasının arkadaşlar ben her sulamada şu an orkidelerime güvercin gübresi ekliyorum suyuna. Ama elimde güvercin gübresi olmadığı zamanlar olabiliyor. Bazen onun nedenden dolayı ara verdiğim oluyor ama eksiksiz olarak güvercin gübresini kendim evimde topladığım, evimde imal ediyorum ve onları katkı olarak orkidelere veriyorum arkadaşlar. Orkidelerin illa bakmaya başladıktan sonra her zaman çiçek verecek diye bir kaidesi yok. Çiçek vermeyebiliyor bazı zamanlar. Yaprağı ve kök gelişimine devam edebiliyor. Bakın benim şu an elimde olan dev orkidelerim var. Şunu da göstereyim size. Çok büyük orkideler. Ve bunların çiçek vermeye başladığı zaman da ona göre de çiçekleri de büyük oluyor arkadaşlar. Ve bir dalda bakın şu an benim elimdeki şu bir dalda 1, 2, 3 tane sürgüsü var. Şöyle ayrı ayrı göstereyim. 3 tane bu orkidemin sürgüsü var arkadaşlar. Ve irileştiği zaman da sağlıklı olduğu zaman da ben bunun güvercin gübresinin üzerinde etkisini çok görüyorum. Güvercin gübresinin orkideyi biraz daha büyütmeye, biraz daha irileştirmesinde faydalı oluyor. Orkide kök çiçek vermediyse ne yapıyor? Köke giriyor. Kök yaprak gelişimi oluyor. Ya da keyik verebiliyor. Benim bu aralar keyikiden yana talihim çok arkadaşlar. Sağlıklı orkideleri de keyik verebiliyor. Ya da
biraz sıkıntılı olan orkidelerde K2 verebiliyor arkadaşlar. K2'lerim dediğim gibi bu ara bol miktarda. Şunda da bir sağda bir solda yan küçük yaprakları görüyorsunuz. K2'ler mevcut. Şunda da vardı arkadaşlar. İç kısımda ve alt kısımdaki yavruları görüyorsunuz. Dediğim gibi köklerine bakalım. Sürekli bu şekilde olmak zorunda. Ve bunun önüne, su kaybının önüne geçmek için de üstteki hava köklerine de sürekli fıs fıs yapmak orkidenin ve bizim için çok önemli arkadaşlar. Güneş ışığına direkt maruz bırakmıyoruz, yakıcı güneşe. Güneş, içeri gelen güneş zaten direkt aydınlık orkidenin en çok sevdiği. Benim mesela bakmış olduğum kısım, bakın sağ tarafta ben sürekli çiçekli orkidelerim olur. Burada genellikle burada duran orkidelerim daha fazla çiçekleniyor ama bu kısımda olan orkidelerim de uzun ömürlü olduğu için evimin durumunda ben bildiğim için sağ kısımdaki farklı olan yere orkidelerimi bırakıyorum ve daha uzun ömürlü oluyor. Daha çok ışık aldığı için daha uzun orkidemin çiçekleri üzerinde kalıyor. Bu orkide hatırlarsanız diğer videolarımda bayağı bir uzun süre çiçekli kaldı. Tek dalla gene iki sürgüsü vardı. Daha bugün yaprakları onun da dökülmeye başladı. Geçen ayırmış olduğum kekim mevcuttu. Minik ya kökleri vardı ama bakın şu şekilde göstereyim. Kökler uzamaya başladı ve yandaki orkidemin dalını da görüyorsunuz. En kısa zamanda çiçeklenecek. Evde dünyaya gelmiş olan K2'lerden. K2'yi de kökler uzadıktan sonra ayırmanın faydası da kendisi kendi başına orkide büyümeye başladığı zaman daha fazla arkadaşlar daha çabuk yol alıyoruz. Bu K2'yi de ayıralı yaklaşık 1,5-2 ay tarzında oldu. Ve bakın iç kökleri görüyorsunuz. Üzerinde ayırdığımda 3 tane vardı ve şu an çok hızlı bir şekilde orkide K2 büyümeye başlıyor. Kökleri muazzam şekilde verdi. K2'yi ayırmanın özelliği de K2'yi ayırdığınız zaman kendi toprağa ektiğiniz zaman daha fazla kök gelişimi oluyor. Daha fazla daha uzun yaprak gelişimi oluyor. Çiçeklenme açısından da orkide için daha iyi ve anaç orkidenin de daha uzun daha fazla büyümesine ya da yeni K2'ler vermesine sebep oluyor. Şu orkideyi üzerindeki K2'si arkadaşlar şuydu. Yaklaşık ben bunun üstünde hani 1 yıl, 1,5 yıl gibi bir zaman zarfında kaldı bu. Ve ayırdıktan 10 gün, 15 gün sonra orkidemin üzerindeki yeni K2 geldi. Neden? Orkide kendini ölecek gibi hissediyorsa orkide kendini yenileme ihtiyacı duyuyor. Orkide bakın üst yapraklar, dallar büyüyemediği için üstten taç yaprağı biraz sıkıntılı, üstten veremediği için alttan yanlardan orkide patlayabiliyor. Buradaki gördüğünüz gibi de 3-4 tane K2 var. Güneş ışığına bakacağız. Bol ışık alacak. Kökleri her zaman iyi olmak zorunda. Biraz sararma, yapraklar sararmaya başladığı zaman arkadaşlar mutlaka o an hiç beklemeyin. Yani hava sıcak olsun, soğuk olsun, orkidenin durumu ne olacak? Direkt toprağını açıyorsunuz ve toprak değişimi yapabilirsiniz. Bu sizin tercihinize bağlı. Küf kokusu gelmiyorsa aynı toprağı da kullanabilirsiniz. Bunu yaptığınız takdirde de orkide gelişimine devam ediyor. Direkt 2-3 tane kökü varsa, 4 santim, 3 santim kökü varsa bu tarz az minik köklü olan orkidelerde çok fazla orkide sulaması yapabilirsiniz. Sulayın arkadaşlar. Alt kısımdaki kötü olan kökleri, çürümüş kökleri ayıkladığınız zaman içteki kökleri susuz bırakmamak, üstten susuz bırakmamak çok çok faydalı oluyor ve orkide gelişimini ben yeni ektiğim 3 santim, 4 santim olan orkideleri sürekli suluyorum. Sürekli suluyorum. Köklerin üst kısımdaki köklerin susuz kalmamasını
Ve zaten iç kısımdaki köklerin de sağlıklı çürüme yapmadığını bildiğim için ve güneş ışığını da alıp toprak düzenli olarak ıslanıp kuruduğu için de herhangi bir sıkıntısı olmuyor. Yani orkidenizin sağlıklı olduğunu biliyorsanız sulamaktan çekinmeyin. Işık görsün, bol ışık görsün, toprağını değiştirmekte fayda olur. Gübre çok önemli, gübre kullanın ve asla orkideyi kendi başına bırakmayın. Bir hafta boyunca sadece bir bardak sulamayla orkideye bakıyorsanız yanılıyorsunuzdur. Muhakkak ve muhakkak daldırma yöntemi kullanın. Suyunuzu bir kaba doldurun ve orkidenizi o kabın içine toprağıyla birlikte daldırarak sürün ve 15 dakika dursun arkadaşlar. 15 dakika sonra çekin. Ama bu süreyi uzatabilirsiniz. Orkide bakımlı bir orkide, kökler sağlıklı, toprak güzel, kaliteli ve orkide gelişimini sürdürüyorsa bırakın 2 saat dursun, bırakın 3 saat dursun, bırakın 1 gün dursun. Herhangi bir zararı olmuyor, herhangi bir sıkıntısı olmuyor. Ama dediğim gibi orkideniz sağlıklı olacak. Ve bu ıslaklık, bu su, özellikle şu yaz günlerinde muazzam sıcak olan günlerde orkideleri asla susuz bırakmayalım. Yaprağın üstünde su gelecek diye korkmayalım. Fısfıslayalım. Üstten yapraklar nemli olsun. Sonuçta orkidelerin ana vatanları yağmur ormanları, ağaç üstünde yetişiyorlar arkadaşlar. Sürekli ve sürekli suya ihtiyaçları var. Bu şekilde hayatlarını sürdürüyorlar. Bunu unutmayalım. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.